Merhaba. Değerli misafirlerimiz, öncelikle hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Ve Sayın Dekanım, Sayın Müdürüm, değerli öğretim üyeleri ve siz kıymetli misafirler. Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilecek olan 5. UKSEK International Culture, Art and Literature Congress kapsamında Doktor Nuran Ayaz tarafından düzenlenen ve tamamını lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu Bir Hadise Var, Can ile Canan Arasında isimli Türk Halk Müziği konserimize hepiniz hoş geldiniz. Konserimize başlamadan önce bizlere eğitimdeki bu ışıklı yolu açan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürü Profesör Doktor Oğuz Karakaya'ya ve akademik idari personeline, mali desteğini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve Başkan Yardımcısı Şükrü Koyuncu'ya, Seste Bay Medya Prodüksiyon ve Adem Koyuncu'ya, ışık ve teknik destekte Davut Acar'a, kostüm desteği için öğretim görevlisi Kadir Ersan Bilgin ve repertuar nota desteği için öğretim görevlisi Muhammed Koç'a desteklerinizden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Ve şimdi sizlere konserimizi icra etmek üzere saz heyetini arz edeceğim. Kanunda Nida Erkan, Adem Aslan, Eda Uncuoğlu, Mehmet Akkurt, Hüseyin Binarönü, Batuhan Kamer Mayda, Cevdet Mert Çilenger, bağlama ekibi olarak Tarık Acar, Sefa Gençer, Ufuk Gündüztepe, Ömer Faruk Doğan, Utta Serra Nur Atak, gitarda Hüseyin Sözen, Ney ekibi olarak Hüseyin İzci, Emre Özkur, Melih Doğan, Şükrü Arıkan, Ayşegül Akyokuş. Kemanda Kasım Şimşek, Yusuf Pektaş, Hüseyin İyidoğan, Ritimde Berat Erdem, Ahmet Bayrakçı, Klasik Kemençe Zeki Yenikaya, Klavye Erkan Çokkaynar. Merhaba. Program sunmaya gelmiştim ama. Doğru yerde olduğunuza emin misiniz? Evet, burası Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı büyük sahne değil mi? Evet ama buranın sunucusu benim. Beni ajanstan yönlendirdiler ama. Ama ben kadroluyum. Ha, siz kadrosunuz. Pardon, tebrik ederim. Teşekkür ederim. O zaman ben birazcık sunayım mı? Göster bakalım marifetini. Ah, peki tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Çok kısa bir şeyler okuyacağım size. Ana dili Türkçe olan ya da Türk diliyle bildirimde bulunan insanların yaşadığı her yerde varlığı bilinen, dün olduğu gibi bugün de sözlü geleneğin vazgeçilmez icra ürünlerinden olan Türk dünyasının müşterilerinden kabul edilen Türkler, Türk kültürünün temel unsurlarından biridir. Türk insanı çoğu zaman türkülerde kendini bulmuştur. İçini türkülerle dökmüş, sevincini, heyecanını, hüznünü, acısını türkülerle dile getirmiş, sırlarını türkülerle paylaşmış, derdini türkülere açmış, aşkını ve sevdasını, hatırasını, gönlünü, kalbini, kısacası yüreğini türkülerle ortaya koymuştur. Türksüz kalmayı yurtsuz kalma olarak düşünmüş, onsuz kendini gurbette hissetmiştir. Türkülerde mertlik, yiğitlik, aşk, heyecan ve gizem vardır. Kıskançlık, şüphe ve endişe vardır. Emek ve çile vardır. Doğa vardır, toprak vardır, su vardır, ateş vardır, hava vardır. Hak ve haksızlık vardır. Mitoloji, edebiyat, tarih, felsefe, gelenek, görenek, hukuk ve töre vardır. Renk veren desen vardır. Güç ve enerji vardır. Kısacası insan, bizim insanımız, Türk insanı vardır. Kimilerine göre Türkler düğünlerinde halay olarak çekilir, savaşlarında mehter olarak çalınır. Sevgiliye yalvarmadır. Kahır, sitem ve aşk kokar. Ve sonrasında mezar başında ağıt olur. Türk insanının hangi coğrafya, sosyal, siyasal, kültürel, çevre ve inanç ortamında yaşarsa yaşasın, hangi eğitim düzeyinde olursa olsun, hangi cinsiyet ve yaş grubu içinde bulunursa bulunsun, yaşı, cinsiyeti, öğrenim düzeyi, mesleği, ekonomik ve sosyal ve siyasal olarak kültürel durumu da ne olursa olsun, türküden tat alacağı ve ondan uzak kalmayacağı apaçık bir gerçektir. Çok sağ olun, teşekkürler. Türk halk müziği değil mi? Konserimiz. Türk halk müziği, tamam, konserimiz. Ne kadar güzel. Herkesten merhabalar, kolay gelsin. Evet, sazlarımız burada, kemanlarımız burada. Çok güzeller. Seyircilerimiz de çok güzel. Ama bir şey diyeceğim. Burada bir şey eksik. Ne eksik? Solist eksik. Solist eksik. Evet. Çağıralım mı? Çağıralım. Tamam. Evet. O zaman... Sunumun iyi geçti. Hadi bunun anonsunu sen yap. Peki, sağ olun. Bana lütfetti. O zaman... Sevgili hocam, güzel hocam, Nuran Ayaz, solist olmak üzere sizlerle.
ülkelerde okunan ezgi anlamına gelmektedir. Kardeş ülke Azerbaycan'da bulunan üniversiteler ile ortak yaptığımız bu etkinlik dolayısıyla ilk olarak konserimize Azeri bir türkü olan Toy Mahnısı ile başladık. Ve devamında Kırşehir yöremize ait Hasret Düştü Gönlüme adlı eser sizlerle. Thank you.
Hasret düştüm gönlüme, gönülden yaralıyım. Tabipler derman vermez, bir bahtı karalıyım. Gönül bilenim nerede, gönül alanım nerede, bu devasız derdime derman olanım nerede, bu devasız derdime çekenlere sor derdi, onu çekmeyen bilmez. Çekenlere sor derdi, garibim gönül ara, gönül yarini sor. Şimdi de yöresi Ankara'ya ait olan Bayramdan Bayrama parçası sizlerle. Emeğinize sağlık, başarılar dilerim hocam.
yoksa başka yar mı buldun? Bir selam gönder bari bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Bir selam Evet, bu güzel türkümüzün ardından yine çok güzel bir türkü olan Kırşehir yöresinden Bahçada Gül Ağacı adlı eseri dinleyeceğiz. Bahçada gül ağacı, güzelim haydi haydi. Dibinde iki bacı, aman yetim nasıl edeyim. Sinemdeki yaranı, güzelim haydi haydi. Sen olursun ilacım, aman yeteyim nasıl edeyim. Gel yanıma sevdim, bize gidelim, aman yeteyim nasıl edeyim. Devriyeler geliyor, nereye gidelim.
çiçeklere
Uçup gitme ele karşı, ah yine doğdum sarı yıldız, mavi yıldız, 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 yıldız. Zülüflerin tel tel döküp gitme ele karşı, ah niye doğdum sarı yıldız, mavi yıldız, 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 Şahinim var, baslarım var. Şahinim var, baslarım var. Aman, aman, baharım var. Yıldızlarım var, ah niye doğdum sarı yıldız.
varlıklı, çevresinde sevilen ve sayılan bir kişidir. Hüseyin'in bu konumu kayınbiraderi Murat'la arasında sürekli çekişmeye sebebiyet vermektedir. Günlerinin çoğu ise dargın geçmektedir. Gene uzun bir dargınlığın ardından iki yakın akraba barışırlar. O sırada Karaova'da yapılacak olan bir dost düğününe her ikisi de davetlidir. Düğün günü yaklaşınca Hüseyin ile Murat birlikte Karaova'ya gitmek üzere yola koyulurlar. Milas'a vardıklarında Hacı Gümüşoğlu, Hüseyin'in en sevdiği dostlarından Süvari Hakkı'nın evinde bir gece konuk olurlar. Ve ertesi günü tekrar yola koyulurlar. Murat, eniştesi Hüseyin'i öldürmeyi planlamıştır. Ve fırsat kollamaktadır. Yalnız eniştesinden çekinmektedir. Murat, eniştesinin üzerinde silah olmadığını anlamak için ona şöyle bir soru sorar. Enişte, bıçağın varsa ver şu şişeyi açayım. Hüseyin'in cevabı ise, Murat, tabancadan başka bir şey taşımam. Sen iyi bilirsin olur. O sırada bunu söylerken Hüseyin üstünü yoklar. Ve eyvah Murat, tabancam Milas'ta kalmış. Dönüp alsak mı der. Murat, enişte, biz eşkıya avına mı gidiyoruz? Ne gerek var? Dönüşte alırız şeklinde konuşarak onu ikna eder. Hüseyin'in silahsız kalması Murat'ı daha da cesaretlendirir. Karaova'ya vardıklarında davul, zurnalar karşılar onları. Ama ilginin yine büyüğü Hacı Gümüşoğlu'na gösterilir. Çalgıların ve gerekse düğün sahiplerinin ilgisinin Hüseyin'in üzerinde toplanması Murat'ı yine kıskançlığa iter. Meydanda tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra düğün adeti gereği güreş başlar. Pehlivanlar için hey çekme şerefi de Hüseyin'e verilmiştir. Hüseyin pehlivanların sırtını sıvazlayarak haydi aslanlarım Allah güç versin dediği bir anda kayınbiraderi Murat'ın bıçağının kasığına girdiğini hisseder. Üçüncü darbede bıçağı tutar ama parmakları kesilir. Eli kan içinde yere yığılırken beni vuran bizim Murat'tır diye bağırır. Bu arada Murat kaçmıştır. Hacı Gümüşoğlu Hüseyin ağır yaralı bir vaziyette Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak 5 gün yaşar. Aldığı yaralardan ölerek Kafaca mezarlığına gömülür. Thank you.
Pehlivanlar meydana çıktı soyundu. O zaman Hacı Gümüş onu vuruldu. Pehlivanlar meydana Evet, bu seferki yöremiz Orta Anadolu yöresinden Getir Berber Getir de Aynayı Getir parçası sizlerle. Thank you.
salidirin aman, aman aman berberim aman, mis kokuyor ellerin aman, bülbül misalidirin aman. Biz programı beraber sunmaya karar verdik, iyi anlaştık sonradan. Evet. Güzel gidiyordur umarım gecemiz. Yöremiz neresi? Şimdi Sivas yöresinden bir şarkı gelecek ama bu sefer şarkıyı söyleyecek olan kişi arkadan gelmeyecek. Aa, öyle mi? Evet. Yani şöyle, zaten seyirci çok güzel, ben çok beğendim. O zaman şey olabilir mi sence, söyleyecek kişi seyircilerimizin arasından olabilir mi? Olabilir, pek mümkün. Gayet yakınımızda duruyor. Öyle mi? Duruyor, ha. Evet. O zaman şey mi yapsak? Açıklasak mı? Ne yapsak? Fazla da şey yapmasak mı? Heyecanla bırakmasak o mı? O zaman açıklayalım. Bir alkış alalım alkışın durumuna tabii göre. İreyhan Eker Misin türküsüyle müdürümüz Oğuz Karakaya bizlerle. Hocam buyurun. Başarılar diliyorum. Değerli misafirler, 5. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi kapsamında Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, İksat ve Selçuk Üniversitesi olarak ortaklaşa yürüttüğümüz bu kongre kapsamında hazırlanmış olan Bir Hadise Var Can ile Canan Arasında isimli bu halk müziği konserimize hoş geldiniz tekrar. Tabii Azerbaycan ve Nahçıvan Devlet Üniversiteleri ile de işbirliği yaptığımız için Konya'dan isterseniz Can Azerbaycan'dan Nahçıvan'a, Kerkük'ten Anadolu'ya, Türklerin olduğu bütün coğrafyaya bir selam gönderelim.
Baba bugün. İçinde yar da yandı, gözlerim ağa su serptim, ateş sönsün, serptiğim su da yandı, aman aman. Gel otur o güzel boy benden baba bugün dağlar başı dolu kan benzin sarhulukumda gözlerim ağam her gelen benzin sorar bilmez aman aman, aman aman, aman aman, aman elinde. Di gel otur o güzel boyuna bende. Reyhane kermisin, liliyar, liliyar. Bağlanan şeker misin, lelili deliliyar. Bağlanan şeker misin, lelili deliliyar. Dünyada ettiğini, liliyar, liliyar. Ahirette çeker misin, lelili deliliyar. Ahirette çeker misin lelili delili yar? Karanfil oylum oylum geliyor servi boylum lili delili yar. Servi boylum gelince lili yar lili yar. Şen olur benim gönlüm lili lili
Şen olur benim gönlüm lili lili delili yarım. Teşekkür ederim. 10 dakika ara değil mi? Çok teşekkür ederiz alkışlarınız için. Dedik ki bir 10 dakika ara verelim. Güzel olur dedik. Sonrasında sizleri burada yine bekleyelim. Tekrar görüşmek üzere.
Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın filmlerinden olan Selvi Boylum Al Yazmalım'dan İlyas ve Asya'nın aşkını bilmeyen yoktur sanırım. Şimdi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın şarkısını dinleyeceğiz sizlerle birlikte. İyi dinlemeler. Eser sizlerle. Yalnız geçirdiği gecenin sabahı hep böyle olurdu. Kendini dar atardı çadırdan dışarı. İşte öyle bir gecenin sabahıydı. Daracık yerlere sıkışıp kalmaktan hiç hoşlanmazdı. Saz çalıp türkü söylemediği anlar düşlere dalardı. Düşüncelerine gem vuramazdı. Sınır tanımazdı düşleri. Uçsuz bucaksız bir gönül dünyası vardı. Sanki sevgi bahçesiydi bu dünya. Neler yoktu ki içinde? Elif, Zeynep, Döne, yeşil başlı ördekler, turnalar, menekşeler, sümbüller. Ne var ki dopdolu gönlünde bir boşluk vardı. Tüm varlığını bağlayacağı ala gözlü bir kızın yeriydi o boşluk. O benim yârim diyordu. Her yanda ellek ellek onu arıyordu. Bulamıyordu bir türlü. Aramadığı yer kalmamıştı. Acaba öbür dünyada, cenneti âlâda var mıydı? Karaçalılar arasından kuzeye doğru yürümesini sürdürdü. Uğultulu, güçlü bir poyraz esiyordu. Poyraz onu geriye doğru itiyordu. O da adımlarını öne doğru savurarak yerin gücünü kırmak istiyordu. İki güç arasında bir savaş yaşanıyordu sanki. Poyrazın geçiş yolu tam da burasıydı.
birden ala gözlüsü aklına düşüverdi. Bu Poyraz nereden geliyordu? Gelirken geçtiği yerlerde Nazlı yarine rastlamış mıydı? Yüzünü yalamış mıydı? Saçlarını savurmuş muydu? Deli Poyraz deli deli uğulduyor, deli deli gıcırdıyor. Karacaoğlan'ın deli gönlü de deli deli ırgalanıyordu. Sözle anlatılması zor bir ruh hali içindeydi. Bu durumu sazla, sözle anlatmamak, Türkiye'ye dökmemek olamazdı. Bir ardıcın dibine çöküverdi. Bitmez tükenmez bir kaynaktan dökülür gibi boşanıverdi sözler. Mısralar ve ezgiler. Çık çık. Melike. Dur beni de bekle. Evet ben de söylemek istiyorum o ismi. Ay heyecanlandım. Çok sevgili hocamız Nuran Ayaz. Evet. Büyük alkış.
Köyün birinde eli iş tutmaz, temiz, saf bir delikanlı varmış. Babası da ne yapsın, ne etsin çareyi oğlunu bir efenin yanına götürmekte aramış. Efelerin yanında dağ bayırda onlara yardımcılık eden çırakları, kızanları olurmuş. Efe de almış bizim delikanlıyı yanına. Gel zaman git zaman delikanlı Efesinin işlerini görürken her seferinde de bir sakarlık eder, bir hata yaparmış. Efesi ve yanındaki adamları da bizim delikanlıyla dalga geçermiş. Derken günün birinde Efe git filanca yerdeki cephaneliği topla gel demiş kızına. Delikanlı gitmiş Efesinin dediği yerden cephaneliği toplamış. Dağ bayır aşıp geri dönmüş. Bir bayırın başına gelmiş ki bir çift çakır göze gözleri değince eli ayağı boşanmış. Cephaneleri düşürmüş bayırdan aşağı yuvarlamış. Dönmüş Efes'in yanına. Dönmüş ama bizim eve delikanlının elini kolunu boş görünce yapıştırmış tokadı. Cephanelerimiz nerede? Ne yaptın diyor ama sinirli. Öfkeli Efe delikanlıyı gönderiyor köye gersin geri. Bizim delikanlı aman efem yapma bir kız uğruna gönderme diyecek. Kız uğruna mı cephanelerimizi kaybettik diye daha da kızacak Efes'e. Aman efem yapma bir hiç uğruna gönderme diyecek sevdasına. Nasıl hiç uğruna desin? Susuyor. Dönüyor köyüne. Dönüyor köyüne dönmesine ama adı çıkmış. Başı önüne eğilmiş bir kere. Dostları yüzüne bakmaz olmuş. Eskiden gittiği kahveye gidecek. Oraya da gidemiyor. Kahvede onu yargılamak, alay etmek için kurulmuş masalar. Adeta bir mahkeme. Bizim yürekli delikanlı daha fazla dayanamıyor. Dayanamıyor. Babasının beylik tabancasını göğsüne ve hayata gözlerini yumuyor. Rivayet edenler bu duruma şaşarlar. Efe desen Efe değil. Yiğitlik yapmış desen yiğitlik yapmış değil. Üstelik bir cephaneliği toplayamamış. Ne yaptıysa eline yüzüne bulaştırmış. Bu delikanlıya neden Türk yazılmıştır diye. Fakat şaşılacak bir ahval yoktur. Aşk o ki delikanlı insanların müstehzi nazarına maruz kalsa da onu alır, seneler, çağlar ötesine ulaştırır. Sıradaki okuyacağımız bu güzel türküyü Efelerin en yücesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ediyoruz. Şimdi bilmiyorum ki,
Hocasın bu. Ben çıkıyorum. Düşman galip geldi, hak ayamadım. Hep beraber söyleyelim. Şimdi yöremiz Azerbaycan, Bu Dağdan Aşmak Olmaz adlı türküyü dinleyeceğiz.
ötürü yarla savaşmak olmaz. Olmaz, 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 yar, 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 yar. Olmaz, 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 yar. Mahabbet olsa var, ah nece olsa olmaz, ah nece olsa olmaz, yar, 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 yar. Mahabbet olsa var, ah nece olsa olmaz, ah nece olsa olmaz ya. Sus dönüp ay olmaz, kış geçmezse yaz olmaz. Sus dönüp ay olmaz, kış geçmezse yaz olmaz. Könül seven güzele güzellikte tay olmaz. Könül seven güzele özellikle tay olmaz. Olmaz, 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 yar, 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 yar. Mahabbet olsa olur, ah nece olmaz, olmaz, ah nece olmaz, olmaz, yar. Olmaz, 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 yar, 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 yar. Olmaz, 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 yar, 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 yar. Olmaz, 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 yar. Olmaz, 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 yar, 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 yar. Olmaz, 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 olmaz. Gecenin son hikayesini de ben anlatayım dedim. Aziz dostum Mennen küsüp incidi. Yöremiz Azerbaycan bu sefer. Türkünün sözleri Avar Türklerinden şair Rasul Hamzatov'a aittir. O dönem savaşta bulunan bir er çatışmada kollarını kaybediyor. Evine döndüğünde tar, yani uzun saplı telli çalgısını tekrar çalamayacağı için çok üzülüyor. Ve tarına da bu okuduğum sözleri yazıyor. İyi akşamlar. Aziz dostum benden küsüp incidir, ayrılık ya kimin çekti eridir. Aziz dostum benden küsüp incidir,
ayrılık ya kimin çektiridir. Gözlüm yerleri ot basabildi. Gezdiğim yerleri ot basabildir. O gece kalmışam hasretinde. O gece kalmışam hasretinde. O gece kalmışam hasretinde. O gece kalmışam hasretinde. Ne çeneme koşu ne çedilleri. Dost gelip özüme gelebilir. Ne çeneme koşu ne çedilleri. Dost gelip özüme gelebilir. Hele bir ellerin yok olup ben gözümü yaşını silebilmire, gözümün yaşını silebilmire. Hele bir ellerin yok olup ben gözümün yaşını silebilmire, gözümün yaşını silebilmire. Çaldığın sazımı getirin bana, görsün ki çalmakta ne çevayre. Çaldığın sazımı getirin bana, görsün ki çalmakta ne çevayre. Elinde yay kimin incelsin gene. Elinde yay kimin incelsin gene. Zilere çekilsin güneydi o da. 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 Ne çeneme koşu ne çedilleri. Gidip özüme gelebilmire. Ne çeneme koşu ne çedilleri. Dost gidip özüme gelebilmire. Hele bir ellerin yok olup ben gözümü yaşını silebilmire, gözümün yaşını silebilmire. Hele bir ellerin yok olup ben gözümün yaşını silebilmire, gözümün yaşını silebilmire. Son üç güzel parçamız gibi bu da yine Azerbaycan yöresinden güzelim yürekten bağlıyım sana. Sizlerle.
güzelim yürekten bağlayan sene, eziyet eden üç seven sevene, güzelim yürekten bağlayan sene, eziyet eden üç seven sevene, yandırdın da kalbimi ama ne kaşları keman. Seni görmeyince fenadır halim, intizarda koymadan ben anım. Seni görmeyince fenadır halim, intizarda koymadan ben anım. Yandırdın kalbimi ama ne kaşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilirim ey sevgili canım, bu derdime yandırdın kalbimi ama ne kaşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilirim ey sevgili canım, bu derdime inan. Şimdi sadece seyircilerin alkışıyla okuyalım. Yandırdın kalbimi ama ne kaşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilirim ey sevgili canım, bu derd. Bir kere daha okuyalım mı? Yandırdın kalbimi ama ne kaşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilirim ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi ama ne kaşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilirim ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi ama ne kaşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilirim. Thank you.
aman aman berberim aman, mis kokuyor ellerin aman, bülbül misal edinlerin aman, aman aman berberim aman, mis kokuyor ellerin aman, bülbül misal edinlerin aman. Öncelikle hepinizin ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık. Bizleri bu gece yalnız bırakmadığınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Burada gördüğünüz her biri birbirinden kıymetli, her biri birbirinden inci tanesi öğrencilerimiz. Lisans 4. sınıf öğrencilerimiz, tabii bizim lisans 1, lisans 2 ve lisans 3'ten de destek aldığımız öğrencilerimiz var. Onlara koskocaman, kucak dolusu sevgilerimi, saygımı, kocaman alkışım, alkış onlar için. Bizler bildiğiniz gibi geleneksel Türk müziği bölümü Türk Sanat Müziği ana sanat dalı öğrencileri ve hocalarıyız. Halk müziği alanımız değil. Kusurlarımız, hatalarımız olduysa affola. Elimizden geldiğince bu gece sizlere güzel bir gece yaşatmak istedik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere güvenen, destek veren ve aynı zamanda okuduğu türküyle ciğerlerimizi dağlayan müdürümüz Profesör Doktor Oğuz Karaköy hocama. Yine üzerimizde büyük emeği olan okulumuza vermiş olduğu emeklerin ben şeyini ölçemem. Eski müdürümüz Profesör Doktor Yaşar Kaltakçı hocam burada. Onlar için kocaman bir alkış istiyoruz. Eminim ki Yaşar hocamın da bizim için söyleyeceği birkaç şey vardır. Onu hocam size alalım. Bizim için mutlaka bir şeyler söylersiniz. Özledi sizi burası. Değerli misafirler, değerli türkü severler, sayın dekanlarım, okulumuzun çok değerli müdürü, sevgili Nuran, değerli öğrencilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Evet, burada son konuşmayı yaptığım yılın üzerinden 11 yıl geçti. Bir dönem müdürlük yaptım. O dönemde de şimdiki değerli müdürümüz Oğuz Karakaya müdür yardımcılarımdan biriydi. Ne mutlu ki iki müdür yardımcımdan biri benden sonra iki dönem yaptı. O da bayrağı Oğuz'a devretti. O dönemde ilk müdürlüğümün ilk yılında sevgili Nuran, geleneksel Türk müziği bölümümüzün Türk sanat müziği ana sanat dalından peki ile ve dereceyle mezun olmuştu. O günü hiç unutmam. O günlerden bugüne gelineceği belliydi. Ve sesine de türküler yakışmış. Tebrik ediyorum. Bana bu fırsatı verdiniz ama bir şey daha söyleyeyim. 2010 yılı Türk-Japon yılıydı. Ertuğrul Fırkateyn'imizin Japonya'da Kushimoto'da batışının 120. yıl dönümü dolayısıyla. Biz de konservatuvar olarak Japonya'da biri Fırkateyn'in battığı Kushimoto'da olmak üzere ki oradaki türkü konseriydi ve Fırkateyn'de şehit olan askerlerimizin memleketlerinden derlenmiş bir türküydi ve sevgili Oğuz orada türkü okumuştu. Yine aynı yıl batışı 19. yüzyıl olduğu için 1800'ler olduğu için 19. yüzyıl Türk müziğinden bir konser vermiştik. O da Okuyamada'ydı. Orada da o dönemin eserlerinden ağır semailerini, şarkılarını okuyan o üç kişilik grubun içerisindeydi. Biri şimdi Ankara'da Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde profesör olan Serda Türkel Oter, diğeri de öğretim görevlisi sevgili Elif Bilge Kurtuldu idi. O günlerde aklıma geldi. Ben çok uzatmak istemiyorum. Ama güzel bir akşamdı. İyi ki haberim olmuş. İyi ki gelmişim. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Görev alan bütün arkadaşlarımı ve onlara destek olan herkesi tebrik ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlar. Oo, öyle mi? Peki. Hadi bakalım bu sana. Gel bakalım. Fotoğraflamışlardır. Bana da gönderirsin. Tebrik ederim. Hadi bakalım. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. El efendilerim bol olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili Lisans 4, çok teşekkür ediyorum. Ben onlar okula ilk geldiklerinde o kadar etkilendim ki sınıfta, yetenek sınavında, bunların danışmanları ben olmalıyım dedim. İyi ki olmuşum, iyi ki almışım. Onlarla verdiğim dinletiler, konserler, emeğim sonuna kadar helal olsun. Onlar da bana haklarını helal etsinler. Çok teşekkür ederim. Şimdi tekrardan müdürümüz Oğuz Karakaya'yı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür belgelerini rica edeceğim. Tüm orkestrayı da sahneye davet ediyoruz. Evet, evet.
Emirhan. Vay Medya'dan Adem Bey'le sahneye alalım alkışlarınızı. Evet, sizleri de yorduk. Çok teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. İyi geceler dileyelim. Bir başkaki konserlerimizde yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.